Bursa Sanayi Odası Başkanı Celal Sönmez'e bağlanıyoruz. Celal Bey, iyi günler. Bursa'ya da geçmiş olsun. Teşekkür ederiz Hakan Bey. Bugünlerin de geçeceğine inanıyoruz. Çok üzücü, çok sıkıntılı bir dönem. İçimiz yanıyor. Ancak Türk milleti birlik ve beraberlik duygusu ile bunu da aşacaktır. İnancımız tam. Yarattığı ekonomik problemler zaman içerisinde aşılabilir. Ancak giden canlar ve manevi üzüntüsü çok büyük zaman alacaktır. İnşallah bunu da aşacağız. Geride kalanlara sabır temenni ediyorum. Celal Bey, hemen sorayım. Ekonomik kuruluşların fabrikaları var. Bacaların çok tüttüğü bir ilimiz Bursa. Bursa bundan nasıl etkilenecek? Bursa ilk etapta dünkü şartlar olarak baktığımızda oldukça olumsuz etkilendi. Tabii ki elektrik enerjisi yönünden TH açısından baktığımızda sıfırdı. Enerji, üç fazlı enerji olarak, trifazlı olarak baktığımızda sanayi elektrik yoktu. Saat 18.30-19 civarında BOSEN santralımızın devreye girmesiyle organize sanayi bölgesine elektrik verildi. Daha sonra yapılan çalışmalarla da bugün şehirde elektrik var. Doğalgaz ve su açısından Bursa'da bir sorun yaşanmadı. Bu açıdan çalışanları, yetkilileri kutluyorum. Teşekkür ediyorum onlara. Celal Bey, hemen şunu sorayım. Şu anda görüntülerini izliyoruz. Tüpraş rafinerisi yanıyor. Bütün bunlar sanayi sektörünü yakından ilgilendiren üzücü olaylar. İzmit'te, başka yerlere de zarar gördüğünü biliyoruz. İstanbul'da da o kadar değil ama İzmit'te özellikle Tüpraş başta gelmek üzere pek çok tesis, sanayi tesisi maalesef zarar gördü gibi görünüyor. Çok önemliydi İzmit. Bir sanayi kenti İzmit zaten. Bir de Bursa dışında genelde değerlendirecek olursak sanayi sektörü bütün bunlardan nasıl etkilenir? Efendim, Türk sanayi ve ekonomisi üretim açısından kalp krizi geçirdi denebilir. İzmit'teki bu olaylar. Evet, evet. Temenni ederim. Tüpraş'taki yangın bir an evvel söndürülür. Petkime sıçramaz. Tarifi imkansız, tarifi zor ekonomik yaralar açar. Bunun olumsuzlukları çok uzun sürede giderilebilir. Kısa vadeli sorunları akaryakıt açısından, bir de uzun vadeli Tüpraş gibi bir tesisin, Petkim gibi bir tesisin tekrardan kazanılması için yapılacak harcamalar düşünmek bile istemiyorum. Rakamları telaffuz etmek bile istemiyorum. İşte borsada işlemlerin bugün içinde iptali, sanayideki üretim kapasitesinin halen %15-20'lerde olması çok üzücü, can sıkıcı günler. Yani bu günleri bir kabus gibi değerlendiriyorum ve bir an evvel geçmesi için dua ediyorum. Celal Bey, teşekkürler ve Bursa'ya sizin nezdinize bir kez daha geçmiş olsun, sanayicilerimize de geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ve umut verici bir haber diyeyim. Reuters'tan gelen bir haber. Ben hemen bunu sizlere iletmek istiyorum. Kocaeli Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Tüpraş'ta başlayan yangının şu saatlerde kontrol altında olduğunu belirterek bir Amerikan şirketinin yangın söndürme uçağının bölgeye geldiğini ve ilk söndürme uçuşu denemesinde başarılı olduğunu söyledi. Evet, gerçekten Tüpraş çok önemli. Türkiye'nin kalbi, az önce Türkiye'nin kalbi olan bir kentteki önemli sanayi kuruluşlarından biri ve adeta sanayimiz kalp krizi geçirdi, az önce de Bursa Sanayi Odası Başkanımızın söylediği gibi. Ve Kocaeli Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Tüpraş'ta dün başlayan yangının şu saatlerde kontrol altında olduğunu, bir Amerikan şirketinin yangın söndürme uçağının bölgeye geldiğini ve ilk söndürme uçuşu denemesinde başarılı olduğunu açıkladı. Bu hepimizi sevindiren bir gelişme. Zaten İzmit Valiliği de Tüpraş çalışanlarını Tüpraş Köprüsü altında toplanmaya çağırmıştı. Belediye çalışanlarını İzmit Belediyesi'ne çağırmıştı valilik. Bu anonsu da yeniliyoruz. Ve Kocaeli Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Amerikan uçağının kısa sürede söndürme işlemlerine katılacağını belirterek, bu arada İsrail'den gelen söndürme uçağı Yeşilköy Havalimanı'nda bekliyor. Gerek duyulduğunda o da katılarak söndürme işlemlerini dönüşümlü olarak sürdürecekler.
Şu sıralarda da helikopterler ve denizden müdahale devam ediyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altında dedi. Evet, bunlar umut verici haberler. Bölgede İksaş, Petkim, Petrol Ofisi ve Shell'in dolum tesisleriyle ona yakın şirketin LPG dolum tesisleri bulunuyor. Tüpraş dolum tesisleri bulunuyor. Tüpraş'taki yangının bunlara sıçramasından endişe ediliyordu. Bu arada alınan bilgilere göre Total Akaryakıt şirketi ithal ettikleri ve körfez açıklarında bekletilen 22 bin ton benzinin Gebze'deki depolara boşaltılması için kriz masasından izin istedi. Ancak kriz masası Tüpraş'taki yangın tamamen kontrol altına alınmadan bunun mümkün olamayacağını söyleyerek izin vermedi. Bölgede akaryakıt sıkıntısı büyük ölçüde hissedilmeye başlanırken birçok akaryakıt bayi ve istasyonda akaryakıt satışları da durdu. Reuters'ın haberine göre kriz masası kurtarma çalışmaları ve diğer yardım işleri için gerekli akaryakıtın Petrol Ofisi Derince depolarından karşılanması kararını alarak uygulamaya başladı. Bunu da hemen belirtelim. Evet, Tüpraş'taki yangının kontrol altında olması sevindirici bir haber. Bu da Petrol Ofisi istasyonlarında hissedilmeye başlanan benzin sıkıntısının kısa zamanda giderileceğinin olumlu bir işareti olarak algılamak istiyoruz. Ve Yalova'ya, yüzden fazla kişinin öldüğü Yalova'ya Çınarca'ya bağlanmak istiyoruz. Sabah ulaştırmadan Oktay Kahraman, telefonların ulaşamadığı bölgeye telsiz servisiyle, sabah ulaştırmanın telsiziyle ulaşmaya, Hakan Tunç'a ulaşmaya çalışacak. Oktay Kahraman, Hakan Tunç'a ulaşabiliyor muyuz şu anda? Çınarcığın Çamlık mevkiinden irtibat kurmaya çalışacağım. Beklemede kalıyorsunuz. Merkez 601. Dinliyorum. Şu anda bize Çınarcık Çamlık mevkiindeki gelişmeleri aktarabilir misiniz? Merkez Çınar kurtarma çalışması devam. Merkez nefeslerini tutmuş. Göçük altından bir ses duymaya çalışıyor. Çınarcık'tan fazla göçük var. Şu anda 120 kadar ölü var. 400 kadar yaralı var. Sayı giderek artıyor. Eğer aksiyon olsaydı sayının çok daha fazla olabileceği söyleniyor. Bu arada bazı özel firmaların oluşturduğu ekipleri çalışmalara katıldı. Enkaz altından cesetlerin yanı sıra yaşayan vatandaşlar da var. Onlar çıkarılıyor. Bu arada Almanya'dan, Münih'ten gelen bir dağcılık kulübü var. Köpekleriyle çalışmalara onlar da katıldılar. Yetkililer destek istiyor. Görüştüğümüz yetkililer destek istiyor. Göçük altında yakınları olan Çınarcıklar çalışmalara devam ediyor. Acil çıktılar. Herhangi başka bir şey var mı? Elektrikler geldi. Dün akşam elektrikler geldi. Yalnız sular kesik ve telefonla hiçbir yere aramak mümkün değil. Telefonla hiçbir yere ulaşmak mümkün değil. Anlaşıldı. Teşekkürler. Teşekkürler Oktay Kahraman, sabahlaştırmadan. Hakan Tunç'a da teşekkürler. Hemen belirtelim, söz Yalova'dan açılmışken Türk İş eski genel başkanı Şevket Yılmaz'ın cenazesi halen Bursa'da ve yarın toprağa verilecek. Bursa Pınarbaşı Aile Kabristanı'nda toprağa verilecek. İşçi camiasının herhalde özetle bu haberi bekliyordu. Bütün Türkiye gibi Şevket Yılmaz da Türkiye'nin saygın isimlerinden biriydi. Yaşamını yitirdi Yalova'da yazlık evinde. Yarın toprağa verileceğini hemen belirtelim. Bursa Devlet Hastanesi'nde şu anda da naaşı. Ve Emrullah Erdinç, İstanbul Kriz Merkezi'nden hatta İstanbul'dan son rakamları almak istiyoruz. Emrullah Bey. Evet Hakan. Son rakamları almak istiyoruz Emrullah Erdinç. Evet. Valilik kriz merkezinden saat 11.30 itibariyle alınan son bilgilere göre en fazla göçük altında kalan ölüm olayının gerçekleştiği bölge Avcılar. Avcılar'da hasarlı 32 tane binanın 820 yaralı sayısı 95 tane ölüm olayının gerçekleştiği ve tekrarlar mısın Avcılar'daki rakamları? Avcılar'da 32 tane hasarlı binanın 820 tane yaralı sayısının, hastanelere intikal eden 820 tane yaralının ve 95 kişinin de ölü olarak göçük altından çıkartıldığı alınan bilgiler arasında. İkinci bölge olarak ise de Bağcılar gözüküyor. Bağcılar'da 102 hasarlı bina, 105 yaralı ve 39 ölü. Üçüncü bölge olarak ise de Büyükçekmece gözüküyor.
Büyükçekmece'de 11 hasarlı bina, 163 yaralı ve 26 tane de ölüm olayı gerçekleşti alınan bilgiler arasında. Ayrıca İtalya'dan şu an bir kurtarma ekibi daha yola çıkmış ve bu gelecek olan kurtarma ekibi Düzce ve Yalova'ya geçecekler. Bu bölgede de kurtarma çalışmalarına katılacaklar. Ayrıca dün akşam üzeri Almanya'dan gelen kurtarma ekibi ise Avcılar'da çalışmalarına devam ediyor. Ve son dakika bir gelişmesini bildirmek istiyorum. Biraz önce Valilik Kriz Merkezi'ne Birleşmiş Milletler'den 7 kişilik bir ekip geldi. Bu ekip ilk önce depremden zarar gören bölgelerle ilgili bilgi aldı Valilik Kriz Merkezi'nden. Daha sonra Birleşmiş Milletler ekibi Türkiye ve dünya arasındaki koordinasyonu sağlamaya başladılar şu an burada. Ve burada yaptıkları çalışmalarda tespit ettikleri hasarlar etiketinde UNESCO'dan yiyecek ve çadır, Dünya Gıda Birliği'nden de yemek ihtiyaçlarını şu an sağlayacakları öğrenildi, alınan bilgiler arasında. Şimdilik bu kadar Hakan.